Selamun aleyküm. How are you? Thank you. Selam. Selam. Selam aleyküm. Memnu ala fikr. What? It's wrong. انت بتعمله ده ممنوع. Voting here is not allowed. Ah, now allowed. Oh. Ah, okay, okay, okay. Okay. Kim olduğunu sorsana, kimmiş o? Dur birazdan abi. Ah, elinde silahı var adamın. Evet, evet. Tamam, sivil polis ya. Is he police? Police? Ah, okay, 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 okay. Why is it not allowed? What's happening? Because there is police station? Yes. Ah, okay, okay, okay. Şimdi aşağıda da okuduğunuz gibi ya burada ya da burada olacak. Bali, Endonezya'dayız. Önce şöyle bir terliklerimizi çıkaralım. Uzun zamandır bunu istiyorum. Sonra da gözlüğümüzü takalım. Ortamı Allah bir şey battı. Şu anda Bali adasındayız. Bana göre şu ana kadar dünya üzerinde gördüğüm en iyi adalardan bir tanesi. Yani iyi kötü tabii ki kişiden kişiye değişir. Çok açmamız lazım o iyiyi veya kötüyü. Ama Bali adası gerçekten şu ana kadarki deneyimimle çok keyifli bir yer. Yani şu anda böyle bir yerde kalıyoruz. Bir önceki videoyu zaten izlediyseniz çok ufak bir giriş yapmıştık Bali'ye. Ve burada size kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum aslında bu videoda. Bali'deyiz evet, bunu da bölmek istemedim ama bahsetmek istediğim bir konu var. Aslında bahsetmek istemediğim bir konu var ama Instagram'dan ve YouTube'dan son videolara o kadar çok piramitlerle ilgili yorum geldi ki neden piramitlerin içine girmediğimizle ilgili artık ben de böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Çünkü yok saymak istemiyorum sizden gelen yorumları da. Sürekli size yorumlarınız benim için önemli diyorum. Bakabildiğim kadar bakıp oradan fikir almaya çalışıyorum diyorum. Bu yüzden sizin yorumlarınızı kesinlikle yok saymak istemiyorum. Merak ettiniz, bunu açıklayacağım. Şu konuda da çok şanslıyız, bu videoyu yapabiliyoruz. Alican'ın da elinde çok kısa bir görüntü var. Mısır piramitlerine neden giremediğimizin aslında nedeni olarak gösterebileceğimiz. Ya en başta bir kere giremediğimiz demek istemiyorum. Girmediğimiz demek istiyorum. Çünkü biraz bizi demotive etti yaşadığımız olay. Biz ne yaşadık? Videonun en başında gördüğünüz 15 saniyelik kısa kesitte bir gizli polis, daha doğrusu sivil polis arabaya yanaşıyor. Ama bizi biraz daha öncesinden zaten takip etmiş, arabaya binmemizi beklemiş. Biz o gün güzel bir plan yapmıştık. Piramitlerin içine girecektik ve aslında piramit etrafını gezdiğimiz videoda da söz verdiğimiz gibi piramitlerin içinde çekim yapacaktık. Şöyle bir oturalım da öyle konuşalım ya. Harbi atmosfer o kadar güzel ki. Harbi çok keyifli bir yer. Yani muson dönemi dediler. Biraz korkuttular bizim gözümüzü. Sürekli yağmur yağıyor dendi. Sanki böyle hiç bir şey yapamayacakmışız gibi ama hava o kadar güzel ki geldiğimizden beri Bali'de. Hep bu şekilde güneşli, hafif bir esinti var. Esinti olduğu için de böyle çok bayıcı bir nem de yok. Muhteşem keyifli günler geçiriyoruz. O yüzden oturalım. Şimdi az önce kısaca bahsettiğim olayın başını biraz daha açmak istiyorum ama çok da açma niyetinde değilim çünkü yaşanabilecek bir olay, herkes tarafından deneyim edilebilecek bir olay aslında. Olayı çok büyük bir hale, trajik bir hale falan sokmak istemiyorum. O yüzden sadece bahsedeceğim, sorularınıza bir yanıt niteliğinde olsun istiyorum. Aynı zamanda bizim de içimizde kalmasın. Videoyu gördüğünüz arabayı kullanan arkadaşın ismi Muhammed. Onunla biz sözleştik, ufak bir plan yaptık. İşte dedik sabahın erken saatlerinde gidelim Giza'ya, piramitlerin içine girelim, çekim yapalım. Hatta bize dedi ki orada çekim yapmak çok yasal değil gibi ama yani orada bahşiş attığınızda oradaki görevlilere onlar size yardımcı oluyor falan dediler. Biz de tamam dedik. Yapabileceğimizi biliyordum yani video çekebileceğimizi. Ben de kendim de heyecanlıydım kişisel olarak yani bir heyecanım var. Piramitlerin içine gireceğiz sonuçta. Alican da aynı şekilde ama ne yaşadık? Planımızı her şeyimizi yapmışız, hazırlanmışız. Ekipmanlarımız yanımızda hatta video çekmeye de başlamışız öncesinde. Ama ne oldu? Oradaki gizli polis arabayı durdurdu. Neyse ki Muhammed vardı. Muhammed bizle polis arasındaki iletişimi kurabildi. Şaşırdık yani o kadar sert bir yaklaşımda bulunulmasına yanlış bir şey mi yaptık olduk. Ama rutin bir şeydi aslında diye düşündük sonradan. Arkamızda atıyorum polis merkezi olabiliyor, bir karakol olabiliyor, resmi askeri bir bölge olabiliyor ve bilemiyorsun. Mısır'da da öyle bir durum var. Mesela binaya bakıyorsun, bina bomboş ama binaymış yani o, bir resmi binaymış ve çekim yapınca yanlış anlayabiliyorlar. O yüzden böyle bir yaklaşımdır diye düşündük. Polis sonradan bizi işte oradaki araçlardan birinin içine aldı ve o araçlardan birinin içinde neredeyse bir saat kadar durduk. Şimdi bizim canımızı sıkan şey oradaki bekleme oldu. Kötü bir davranışta bulunulmadı, kötü bir yaklaşımda da çok bulunulmadı ama öyle bir bekledik ki, öyle bir iştahımız kaçtı ki orada. Yani çok gereksiz bazı sorular soruldu, onlara cevaplar falan derken. Ya bunların hepsinin birikimiyle ve zaten izlediyseniz diğer videolarda da Mısır'da her videoda kesin bir iki kere polis tarafından durdurulduk. Yani ne çekiyorsunuz, niye çekiyorsunuz gibi. Pek aldırış etmiyorduk, olabilir diyorduk. Ama en son günümüzde planladığımız piramitler gezisini de bu
şekilde yapamayınca, bu sekteye uğrayınca, Muhammed de zaten çocuk o sırada beklememiş, gitmiş ki gitsin zaten. Niye beklesin o şekilde orada bizi? Ya bir saate yakın sürdü çünkü. Sonradan mesaj atmış işte, kusura bakmayın benim de işim vardı gibi. Çok hevesimiz kaçtı o gün. Neyse dedik, bugünü böyle güzel geçirelim. Yani Mısır'daki son günümüzü. Biraz daha modumuzu yükseltelim. Biraz daha keyif almaya bakalım. İşte hediyelik bir şeyler alacaksak alalım falan. Zaten akşamına uçağımız vardı. Aslında biz Tanzanya'ya gidiyorduk. Ben Instagram'da paylaştım. Eğer Instagram'ı takip ediyorsanız, baş harfi T ile başlayan bir ülkeye geçiyoruz demiştim. Biz Tanzanya biletimizi almıştık hatta. Ama son anda dedik ki Tanzanya'ya mı gidelim yoksa bambaşka bir yer, bu taraflara mı gelelim? Bali'ye daha önce hiç gelmeyip çok uzun süre boyunca burayı arzulamıştım aslında. Ve uzun süre kalmak istediğim için de hep erteliyordum. O yüzden öyle bir fırsat çıktı ki o gün içinde. Bir acentayla konuştuk. Ücretsiz şekilde değiştirebiliriz dediler Tanzanya biletini. Daha doğrusu $50 karşılığında. Yani ücretsiz gibi bir şey aslında bu kadar uzun bir uçuş için. Biz de bileti değiştirdik ve Bali'ye geldik. O yüzden şu anda buradayız. Ve Mısır'daki son günümüzde piramitlerin içine gideceğiz deyip gitmeme sebebimiz aslında bu. Birçoğunuz deport mu edildiniz, ülkeden mi atıldınız, kötü bir şey mi yaşadınız dedi. Kesinlikle bir deport gibi bir olay yok. Kendi rızamızla çıktık. Zaten son günlerimize geliyorduk vizemiz de. Piramitleri de zaten son günün sabahına planladık. O günü o şekilde geçiririz, akşamına uçağa bineriz diye. Tamamen bu olay özelinde, bu olay yüzünden harbiden giresimiz de kaçtı. Ayrıldık oradan. Güzel bir yerde kahve içtik. Güne devam ettik derken. Şimdi odadan check out yaptık. Normalde harbiden videoyu kapatmak istiyordum ama bu ilginç oteli size göstermek istiyorum. Gecelik 10 dolara kalıyoruz. Özel odalarımız var. Ve size şu an özel alanı falan göstereceğim. Şaşıracaksınız yani böyle bir fiyata, böyle bir yer olduğuna. Şimdi bak buradan sola döndük mü? Burası ortak alan. Harbiden güzel, keyifli bir alan yapmışlar. Bak burada bir manzaramız var. Tabii şimdi yok da. Karanlık gibi terk edilmiş şehir ya. Kahire, inanamıyorum yani. Çok ilginç bir şehir burası. Terk edilmiş gibi bütün binalar yapılır ama değil aslında. Her yerde birileri yaşıyor. Football player. I look like football player. Yes. What's your name? Ali. Türkiye'yi seviyorsun? Türkiye'yi seviyorum. It's someone, it's my friend. She a girl, student in Turkish girl. She teach me Ali. Mısır'yı seviyorum. Türkiye'yi seviyorum. Thank you so much. Şükran. Şükran brother. Yeah. Şükran. Yes. Okay. Good. Covid'den sonra böyle oldu ya. Böyle gelene böyle, böyle gelene böyle. Maybe for me, Turkey is the best country in the world. I hope visit Turkey. I hope. Önce para yapayım sonra Türkiye'yi ziyaret etmek istiyorum diye. Evet, şimdi asıl benim bir de göstermek istediğim bu binaların içi acayip eski, dökülmüş halde. Bak asansör sistemi mesela böyle. Tabii asansörümüz çalışmıyor, üçüncü kattayız. Kedilerimiz var abi burada. Uyusunlar, uyandırmıyor. Pencerelerimiz var, hava almak istersek falan bak. Göster abi, manzara süper. Alican'ın bayıldığı bir şark köşesi var burada. Manzara süper. Hava almak istediği zaman buraya geliyor. Şöyle son bir Kahire havasını çekelim diyorum. Kalı çekemiyorum da ama kötü geçmedi. Hiçbir şey kötü geçmedi. Güzel bir enerjiyle burayı terk edelim. Bir daha geliriz. Şükran. Şimdi bir taksi tuttuk. Didi diye bir uygulama var. Onu yüklediğinizde direkt fiyatları ve gideceğiniz yeri belirleyebiliyorsunuz. Uber gibi bir uygulama işte. Mesela havalimanında bir saatlik bir yolculuğumuz var. Buradan $3 falan geliyor. Böyle güzel bir uygulama. Aklınızda bulunsun. Selam aleyküm. Son selam aleykümümüzü da dedik. Artık Mısır'dan ayrılabiliriz. Vallahi çok şanslıyız çünkü farlarını gece açan bir şoföre denk geldik. Normalde Mısır'da gece farları açmama olayı var. Neden diye sorduğumda genellikle verdikleri cevap karşı tarafı rahatsız etmemek oluyor. Ama rahatsız etmemek adına çok canlar yanmış olabilir buralarda. En son çıkarken havalimanından iyice modumuz yüksek bir şekilde ayrıldık. Şunu da belirtmek istiyorum. Bunları yaşadık diye Mısır kötü bir ülke, kesin gitmeyin, insanları böyledir gibi şeyler kesinlikle söylemiyorum. Çünkü orada geçirdiğim vakit boyunca ben gerçekten keyif aldım. Güzel bir deneyim yaşadım. Ülke iyi veya kötü demek zaten hiçbir ülke için doğru olmaz. İyi yeri de var, kötü yeri de var. İyi insanı da var, kötü insanı da var. Kendi ülkemizin de olduğu gibi. Mısır'a hala benim videolardan bakıp da ben gitmem yargısında bulunmanızı kesinlikle istemem. Çünkü Mısır çok büyük bir ülke. Ben zaten
zaten yarısı kadarını bile daha gezemedim. Ama gezdiğim kadarıyla ve tanıştığım insanlar kadarıyla konuşabilirim. Gerçekten keyif aldığımı söyleyebilirim genelinde. Hiçbir şekilde çok sıkıntılı, stresli bir şey yaşamadım o ülkede. İnsanları da gayet her şeyden öte yardımseverler ve Türkleri de seviyorlar açıkçası. Bundan sonra da eminim ki Mısır Türkiye'den gelenler için çok önemli bir rota olacak. Çünkü uçak biletleri çok ucuz. Mısır videolarında falan bahsetmiştim onlardan. Oraya bakabilirsiniz. Neyse, ben daha fazla uzatmak istemiyorum bu konuyu. Kafanızdaki soru işaretleri eminim ki giderilmiştir. Çok kötü bir şey yaşamadık. Böyle bir olay yaşadık. Modumuz düştü. Gitmekten vazgeçtik. Tamamen bu. O yüzden artık burada bu konuyu kapatabiliriz. Çünkü üzerinden 3 video geçti. Hala son videoya kadar bir sürü yorum geldi bunlarla ilgili. Instagram'da story paylaşıyorum. Ona bile Mısır piramitlerine neden gitmediniz gibi sorular geliyor. O yüzden kendime böyle bir açıklama yapmak zorunda hissettim. Buraya kadar sabırla da dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağız? Bayağı açız biz. Çıkıp dışarı bir şeyler yiyeceğiz. Bali'de genelde yabancıların, turistlerin uğradığı 2-3 merkez var. Bunlardan bir tanesi şu anda bulunduğumuz Canggu. Diğeri Ubud, diğeri Seminyak. Biz birazdan Canggu merkeze doğru gideceğiz. Orayı da size böyle genel bakımdan bir göstermek istiyorum. Çıkalım yemek yiyelim. Alican sen de açsındır artık. Bayağı açız hem de. Güzel bir yemek yiyelim. Hem Canggu'yu gösterelim. O zaman yemek yerken de Alican'ı bir tanıyalım. Çünkü bu videoya kadar Alican'dan çok fazla bahsetmedik. Hep aralarda gözüktü. Arada espriler yaptı. Arada soğuktu, arada sıcaktı ama Alican'ı tanıyamadık. Yemek yerken bir de Alican'ı tanıyalım. Çünkü şu anda biz bir ekibiz ve birlikte yapıyoruz bu işi. Şimdi o zaman Canggu merkeze doğru geçelim. Size böyle genel anlamda Canggu nasıl bir yer orayı gösterelim. Size de farklı bir şey sunmak açısından yemek yediğimiz yeri de özenle seçtik. Haydi çıkalım otelden. O kadar keyifli bir yerdeyiz ki Bali'nin bu şekilde, daha doğrusu Canggu'nun ara sokaklarını da deneyim etmiş olduk. Bilmeden geldik bu otele ama bilseymişiz de gelirmişiz yani. Acayip bir trafik var. Şoför. Oh dur. Dur. Kızı gönderdik, kendimiz kaldık. Acayip bir trafik var. Ya Canggu'nun trafiği ünlüymüş. Onu da her geçen gün daha iyi deneyim ediyoruz. Şunlardan sonra çıkalım. Haydi. Kaskı unuttuk da, kask mı taksak? Ya çok yakın ama ya, buradan şurası. Bir dahakine takalım. Yani kasksız çıkmıyoruz abi. Kasksız gerçekten. Bu ilk ve son olsun, tamam mı? Abla Gojek sandı bizi ya. Onlar burada taksi görevi görüyor. Moto taksi diyorlar ve aşırı ucuz. Yani motor kiralamak zorundasınız burada. Motor kiralamazsanız gerçekten adanın hiçbir yerine ulaşamazsınız ama motor kiralamak istemeyenler, korkanlar da şu şekilde Gojek'le çok rahat ulaşımını sağlayabiliyor çünkü çok ucuz. Yani şu an mesela gideceğimiz mesafeye gitmek bizim otelden merkeze 3 kilometre var desek yani 1 dolar bile değil. Kaskla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Bazı insanların başını ağrıtıyormuş. O insanlardan biri benim. Abi sağda, solda, her yer kafe. Yani hiçbir yeri boş bırakmamış adamlar. Manzaraya bak. Harika bir manzara ya. Bali'de bunları daha çok göreceğiz. Canggu'dan ayrıldığımızda Ubud tarafında muhteşem manzaralar göreceğiz. Böyle işte herkes vızır vızır burada motor kullanıyor. Bir önceki videoyu izlemediyseniz biz bu motorları 5'er dolara kiraladık ve günlük sadece 1 dolarlık benzin atsan bile şehri vızır vızır dolaşabiliyorsun. O yüzden çok hesaplı oluyor. Eğer gelirseniz mutlaka öneriyorum yani bir motor kiralamanızı. Kokonat cenneti ya, harika. Bak benzin mesela, benzini şöyle doldurabiliyorsun. Üstü yeşil olan insanlar, bak Grab yazıyor. Bu Grab bir uygulama. Uber gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar yani bu şekilde burada. Polis bize kıyak geçti büyük ihtimalle bu sefer. Şimdi merkeze geldik. Zaten belki anlayabilirsiniz. Hiç boşluk kalmadı etrafta. Bayağı kalabalık bir nokta burası. Canggu'nun en kalabalık yerlerinden biri. Çok rüzgar var. Motorları bir bırakalım şuraya. Böyle her mekanın önünde motorlar için bekleyen adamlar var böyle kapıda. Onlar sizi yönlendiriyor. Burada motorsuz olan bir yabancı görmek çok yani mümkün değil. O yüzden böyle bir sistem geliştirmişler. Aslında bu da ücretsiz bir vale hizmeti. Yani bir bahşiş beklentisiyle değil. Tabii ki bahşiş vermek isterseniz verebilirsiniz. Buradaki vale sistemi bizdeki vale sistemi gibi değil. Ya biraz daha farklı işte. Burada vale olmak zorunda ve sizi yönlendirmek zorunda. Çünkü herkes motosikletle geliyor burada.
Şimdi şöyle bir merkezde ufak bir yürüyüş yapalım istiyorum. Kısa kısa buraları bir gösterelim size. Bu arada arkamızdaki mekan Lusa by Suka. Acayip iyi bir mekan, çok önerilen bir yer. Buraya da başka bir videoda uğrayabiliriz. Ama bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum buralarda. Şimdi ufak bir yürüyüş yapalım. Şu merkezi bir görelim. Ne var ne yok. Bu arada Canggu'nun tam kalbindeyiz aslında. Tam ortasındayız şu anda. Bir sunak var burada. Aslında Jakarta videolarını izlediyseniz ülkenin çoğunluğu Müslüman, evet. Ama Jakarta'daki çoğunluk Müslümanken mesela Bali adasındaki çoğunluk Müslüman değil. Burada Budizm inancı var, Hinduizm inancı var. Tabii ki Müslüman topluluklar da var ama genel anlamda buranın dini... Ah! Merhabalar. Merhaba. Aa, kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Öyle mi? YouTube'a çekiyoruz. Teşekkürler, görüşürüz. Teşekkürler. Aşırı tanıdık biriz. Emin olamadım kim olduğunu. Ünlü bu arada diye düşünüyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Öyleyse de yorumlarda belki yazar. Ama çok iyi geldi ya. Şu an Canggu'nun merkezindeyiz ve yürürken ilk karşılaştığımız kişi Türk oldu. Evet, devam edelim abi. Masum ve mütevazi videomuzu çekerken bir Türk'e denk geldik. İşte bu şekilde Türk'e denk gelmeniz çok büyük bir ihtimal Bali'de. Çünkü Bali'de yaşayan, öğrendiğim kadarıyla 1500 Türk varmış. Yani burada yerleşik olan. Ciddi bir Türk... Bir şeylerin önünden direkt geçerken ve benle birlikte konuşmayı şey yap böyle, beni de gözet. Aha. Mesela böyle geçmek istemiyorum. Aynen. Ya da böyle yaklaşıp geçmeyeyim sana ya. Şu an direğe girmeyeyim. Muhabbeti kesen direkt olur. Evet. Bak şimdi araba girdi. Tamam abi. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Bak yaya için kaldırım yok. İki kişi mesela yan yana yürüyemiyoruz burada. Yürüyemiyorsun. Anladığım kadarıyla yürümek için de yapılmamış burası. Ulaşım tamamen motorla sağlansın isteniyor, evet, bence. Evet. Tamamen motorla sağlansın da çünkü trafik olmasının nedeni normal binek arabaların da trafikte olması. Sadece motor olsa bence trafik olmaz burada. Çünkü yollar çok dar. Bazı yollarda tek araba geçebiliyor, evet, sadece. Bir araba girdi mi tıkanıyor zaten. Karşılıklı bekleniyor. Bu arada Canggu'da butikler çok meşhur. Fiyat olarak öğrendiğim kadarıyla Canggu en pahalı tekstil ürünlerine sahip bölge Bali'de. Ama harika şeyler var burada. Gelip de alışveriş yapmak isteyen için en kaliteli ürünler burada aslında. Mesela bu şekilde butikler falan bayağı meşhur. Ama fiyatlar dediğim gibi çok yüksek, kalite de yüksek. Burası da çok güzel bir mekan mesela. Burası bizim favori kahvaltıcımız. Aynen. Neydi adı? Movies. Şeyi çok iyi ya, buranın insanı çok iyi ya. Çok güler yüzlüler, bir de artık turizm burada öyle bir olay olmuş ki insanlar acayip güler yüzlü çünkü turizme çok alışıklar. Yani burada zaten videoda da gördüğünüz kadarıyla herhangi bir Balili veya Endonezyalıyı görmek gerçekten düşük bir ihtimal. Yabancılar her yerde. Baktığınızda motorun üstündeki insanlar, mekanda yemek yiyenler, alkol alanlar, içenler genel anlamda yabancı. %90 en azından otellerde kalanlar, mekanlarda takılanlar. Buraya gelen yabancılar da genelde güler yüzüyle, samimiyetiyle ve keyifli bir deneyim yaşayacağını düşünerek geldiği için karşılığında buranın yerlilerinden de aynı güler yüzü görüyorlar. Yani bizim mahallelerdeki gibi diyorduk ya, nasıl gelirsen öyle karşılanırsın gibi sözler buraya da geçerli. Ben genel anlamda Bali'nin insanını da atmosferini de ada olarak da çok beğendim. Bir insan burada yaşayabilir mi? Kesinlikle yaşar. Bir Türk yaşayabilir mi? Yemeklerine ayak uydurabilir mi? Kesinlikle ayak uydurabilir. Genel anlamda çok güzel bir adadayız ve biz keyfini çıkarırken sizlere de içerik üretmeye devam edeceğiz. Şimdi biz ne yapalım? Yemek yiyelim ya. Abi şu trafiğe bakar mısınız? Burası normalde tek yön değil. Şu an resmen durduk. Yani bütün trafik durdu şu an. Bak herkes sağdan soldan giriyor. Manyak bir trafik oldu. Oo, durum bu. Bakar mısın şuraya ya? Böyle uzuyor. Ne kadarı gözüküyor bilmiyorum ama Alican, yürüyelim burası mi? Ben gidiyorum, gelirsin. Çok uzağa gideceğini sanmıyorum zaten. Sinirlenmeye başladım. Bu arada dümdüz devam edebiliriz. Oradan da çıkıyor bu yol. Durum bu. Oğlum bu ne? Fikir değiştirdik. Alican'ın bulduğu Crate'e gidemedik çünkü trafiği gördünüz. Aynı trafik o şekilde belki 25 dakika daha akacaktı. Biz de vazgeçtik. Milk Nadu diye bir yere geldik. Burası da çok önerilen bir yer. Şunu bir çıkaracağım ya. Başımı ağrıtıyor. Ama çok keyifli bir yere benziyor burası. Evet evet, çok güzel. Abimiz, valemiz. What's your name? Fabri. How are you? Bana Fabri, Fabri diyor. Yok demiyormuş ya. Ha, you are Fabri. I am Mert. Nice to meet you. Nice to meet you. How long in Bali? We have no idea, no plans. As long as Bali holds us, we are here. I hope you have a lovely day in Bali. Thank you so much. And you in Bali. Thank you so much. Terima kasih. Bu arada biz insanları terimakasi diyoruz ama
Terima kasih Jakarta'da teşekkürmüş. Burada başka. Onu da öğrenelim. Hi, good. How are you? Burası bizi kurtarır. Burada telif yemeyiz. Ya YouTube'un artık bu işleri çözmesi lazım ya. Şimdi önden bir menüyü göstereyim. Bu Milk Nado Django için ortalamanın belki biraz üzerinde bir yer olabilir. İyi bir yer yani burası. Ona göre menüdeki fiyatlara değer biçim. Burada mesela pizzalar meşhurmuş. Pizzalar da şöyle 150 yani 10 dolardan başlıyor. Büyüdükçe işte 15-20 dolara kadar çıkabiliyor ama 20 dolardan öteye herhangi bir şey bile söyleyemiyorsunuz burada. Yani burada söyleyebileceğiniz en iyi yemeğe 15-20 dolar bilemedin. En fazla söyleyebileceğin en pahalı şey steak var. O da 22-23 dolar falan. Şu an iyi bir yerdeyiz dediğim gibi. Ona rağmen fiyatlar bu şekilde. Mesela ev yapımı makarnalar var burada mesela. Glutensiz falan. Zaten Bali veganlar için ve sağlıklı yaşamak isteyenler için manyak bir cennet yani. O yüzden burada nereye giderseniz gidin ona işte şeker atmayın falan gibi şeyler söylemenize gerek yok. Hiçbir şeye mesela ekstra şeker atmıyorlar. Şöyle de içecekler menüsünde mesela biralar 3-3,5 dolar falan. Bali'de bowl olayı var. Yani kase olayı var. Her şey kasede geliyor. Mesela ben böyle bir balık söyledim. Barimunda balığıymış bu. İçinde arpa taneleri var. Limonumuz var. Soğan parçaları var. Ve patlıcan parçaları var. Çok güzel görünüyor ama balığın porsiyonu biraz küçük oldu. Senin de güzel görünüyor. Ya ben senin söylediğini gördüğümde biraz pişman oldum makarna söylediğinden ama canım çok çekmişti ya. Güzel görünüyor spagetti, evet. İkisi de çok güzel görünüyor. Kötü olduğunu hiç düşünmüyorum çünkü yorumları çok iyiydi buranın da. Abi balığa limon sıkmıyoruz. Balığın bütün olayını öldürüyor bence limon. Sıkılır mı sıkılmaz mı ya balığa? Bence balığa limon sıkılmaz. Balığın, balık tadını öldürüyor bence. Mesela küçük kızartmalara sıkılır bence ya. O sardalya hamsilere. Onlara gidiyor bence. Kızartma olabilir ama ızgara değil. Izgaraya bir şey ızgaraya demiyorum. Değil, ama değil. Kızartmaya gidiyor bence. Kızartmaya olur aynen öyle. Hadi. Hadi afiyet olsun. Hadi sana da afiyet olsun. Bu arada ne kadar verdik bu tabaklara? Şu anda yediğim bu balık bowl 120 yani... 240 TL. Yani 2 ile rakamları direkt 2 ile çarpıyoruz. Evet. Bu da 170 liraya geliyor. Yani toplamda bu masanın maliyeti 410 lira. Kulağa ilk başta pahalı gibi gelebilir. Böyle ama bir yerde ama. Kalite, sunum, hizmet her şeyi düşününce evet. O hesaptan sonra bence böyle makul denebilir kesinlikle. Evet. My name is Desa. Desa. Yeah. My name is Mert. Nice to meet you too. So this is called Milk and Madu. Milk and Madu. Here it's Milk and Madu Brawa. What does it mean, Madu? Like milk. Madu in Indonesia, honey. Oh, okay, yeah. It's a new place or like? No, this is the old place. So I will ask you about this fish. What does this fish called? Barramundi fish. Barramundi. You like the taste? Very delicious, yeah. Yeah, thank you. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Enjoy your dinner in thank Milk you. And Madu. Thank you so thank much. You. Sadece trimakasi deyip geçmek olmaz. Böyle olunca hakkı ödenmeli. Bu arada videolarda da çok ilgimi çekiyor o yorumlar. Mesela biri bize yardım ettiğinde bir videoda, herhangi bir videoda ya Mert kardeşim sen de bir iki kuruş bir şey atsaydın, bir yemeğe çıkarsaydın, bir şöyle. Abi ben bu kanaldaki videolara onları göstermenin hiçbir manası olmadığını düşünüyorum. Hatta göstermenin zaten artık iyiliği de çürüttüğünü düşünüyorum. Ya bir şeyi yapıyorsan onu arkada yapabilirsin ve bundan hiç bahsetmen de gerekmez. Hem iyiliği yaptığın kişi açısından hem de kendi açımdan bir şekilde bunu sunmak yani benim hoşuma gitmeyen bir şey. O arka planı her zaman arka planda kaldı ve kalmaya da devam edecek. O yüzden o kısmını sorgulamasanız sevinirim. Sonuçta videolarda uyuduğumuzu da görmüyorsunuz ama uyuyoruz yani. Bu onun gibi bir şey aslında. Şimdi mekan tuvaletini çekmedik. Ama ellerimizi yıkadık yani. Aynen. Şimdi Milk Nado'dan kalkıyoruz. Güzel bir hesap ödedik ama bu hesap kesinlikle böyle bir mekan için fazlasıyla iyi. Başka bir ülkeyle kıyaslamak istemiyorum ama çok iyi bir kalite, harika bir lezzet alıyorsunuz. Gerçekten doyurucu da. Karşında ödediğiniz rakamlar olması gerekenden de düşük aslında. Yani dünya geneli için konuşuyorum. Çok başarılı bir mekandı. Şimdi buradan ayrılıyoruz ve videodaki son göstermek istediğimiz mekana doğru geçeceğiz. Orada da Alican'ı tanıyacağız. Tanıyacağız. Göreceğiz. Artık tanıyacağız. Evet evet. Artık zamanı geldi. Tamam. Orada görüşürüz abi. Bu arada harika bir gün batımı var. Ne kadarı kameraya yansıyor bilmiyorum ama. Çok güzel. Pes pembe oldu. Yes, YouTube. You are famous now. By the way, what's your name again? Fabri. Fabri. Ben ilk bana Fabri dedi sandım. Fabri diye futbolcu var ya, ona benziyorsun dedi sandım da Fabri kendisiymiş. Trimakasi, ikinci elimi kullanamıyorum kusura bakma. Have a good day. Thank you. Mengis diye bir yere geldik. Burayı da Instagram'da keşfette gördüm ve bir uğramak istiyoruz. Mengis buranın adı. Girelim abi. Kahve içelim dedik. Böyle güzel bir yerde, güzel bir atmosferde de biraz daha burası yemek vaktine dönmüş gibi ama bence biz kahvemizi içeriz yine ya.
pek dolu değil gibi mekan şu an. Ama çok güzel, içeriye bakar mısın? Bu arada bununla ilgili de bayağı bir soru geliyor. Videoları nasıl çekiyorsun, neyle çekiyorsun diye. Genelde GoPro ile çekiyoruz. Gece olduğunda GoPro'nun lensi güçlü değil. Çok fazla oynama yapıyor. Bir de ışıkları iyi almıyor. O yüzden çok karanlık gösteriyor. Gece vakti telefon çok iyi. Şimdi aradaki farkı da anlayacaksınız zaten. Evet bak, işte şöyle çok güzel bir mekandayız. Doğayla iç içe. Buradaki mekanların çoğu böyle gerçi. Hemen şurada da ufak bir sunak var yine. Şöyle yol kenarında bir mekan. İçerisi de bu şekilde. Tamamen vegan bir kafeymiş burası. Dediğim gibi Bali'de veganlık gerçekten önemli bir yer tutuyor ve buradaki insanlar veganlığı gerçekten ciddiye alarak yaşıyor. Hava tabii her zaman çok sıcak olduğu için, yani şu an çok iyi esiyor, o yüzden çalıştırmıyorlar ama şu çok gerekli bir şey her mekanda, eğer klima yoksa, içeride oturmuyorsanız, çünkü Bali'de sabahları çok sıcak olabiliyor. Şimdi size hızlıca bir burada da menüyü göstereyim. Bir fikir sahibi olalım. Bizde ne varmış ne yokmuş. Şöyle simple breakfast, basit bir kahvaltı mesela. 65-70K. Dediğim gibi bunları 2 ile çarparsanız Türk lirası karşılığını bulabilirsiniz. Ben fazla uzatmayacağım sözü buralarda. Biz şimdi birer kahve içeceğiz. Vallahi hava sıcak da olsa soğuk da olsa ben her zaman kahveyi sıcak içme taraftarıyım. Tadı ancak öyle çıkıyor. İçinde buz olduğunda benim hiç hoşuma gitmiyor. Burada mesela long black, yani americano diyebiliriz karşılığı, 34K, yani 68 lira. Sıkma meyve suları var. Burada meyve sularına hiçbir şekilde siz ekstradan söylemezseniz şeker atmıyorlar. Bazı ülkelerde öyle çünkü, Güneydoğu Asya'da. Burada hiç öyle bir şey yok. Aynı zamanda yanında da buz yok demişler. Çünkü çok insan buzsuz içmeyi seviyor, benim gibi. You got mangoes milk, right? Yes, that's so, signature meal. Like what's inside? We mix with our homemade cashew, homemade oat and we mix it with outside also. Kaju ve ev yapımı yulafla bu sütü blend yapıyorlar, böyle mixliyorlar, karıştırıyorlar ve Mangus Milk adını koymuşlar. Bizim özel sütümüz diyor ve biz de şimdi kahveleri bu sütle içeceğiz, bakalım deneyeceğiz. Okay, thank you so much. Thank you so much, thank you so much. Şöyle Mangus sütlü, yani Mangus buranın ismiydi zaten. Kendi özel sütleriyle hazırladıkları flat white geldi. Güzel değil mi? Çünkü kreması falan çok yerinde gözüküyor. Allah'a çok güzel. Yani hayatımda daha önce hiç içtiğim herhangi bir süte benzemiyor. Çok ilginç kurdum cümleyi. O kadar farklı mı ya tadı? Çok farklı. Harika bir süt ya bu. Yani ne işbirliği yapıyoruz ne bir şey buralarla. Hiçbir yerle yapmıyoruz. Sadece beğendiğimizi söylüyoruz. Çok başka bir süt olmuş bu. Ya bilmiyorum, belki uygularsanız, sizde tarifi belli. Kajuyla kendi yaptıkları yulafı karıştırmışlar sütle yani. Bu ortaya çıkmış. Efsane lezzetli bir şey olmuş ama. Merak ettim şu an. Üf. Abartıyor muyum, sen söyle. Beklentiyi fazla yükselttin ya. Evet. Böyle baskın bir süt tadı var. Kahvenin bir tık önüne geçmiş ama güzel gerçekten. Güzel. Mimikler zaten kelimelerden önce anlattı. Anlatıyor değil mi? Hemen alnım kalkmıştır abi. Tahminimce benim de böyle bir video izlesem merak edebileceğim bir şey oluşur kafamda. O da şu: o kayıt nasıl elimizde kaldı? Nasıl başardık da öyle bir şeyi çekebildik, ona rağmen, yani oradaki sivil polise rağmen, Alican'ın artık el tutulması mı diyeyim? Kayıt nasıl kaldı abi senin elinde, onu sen anlat. Çünkü zaten videoyu çeken ben değildim o gün. Sana döndürelim kamerayı. Evet, şimdi Alican'dayız. O taksiye bindiğimiz ana kadar aslında telefonla çekmiştik. Tam taksiye binerken telefon kilitlendi anlamadığım bir şekilde. Hemen GoPro'ya geçtim o arabaya geçiş sahnesinde. Polis muhtemelen o benim geçiş yaptığım anı görmedi. O kenar... geçiş yaptığın anı bu arada ben bile görmedim. Çok hızlı oldu çünkü yani reflekse dönüştü. Polis ilk arabadan uzaklaşıyor. İlk geliyor, konuşuyor bizimle. Sonra arabadan uzaklaşıyor. Sonra onun üzerine tekrar geliyor. Anlattım mı oraları bilmiyorum videoda da, hatırlamıyorum şu anda. O ikinci gelişinde, yani bizi arabadan indirip o sorgulama aşamasına geçerken elinde olan GoPro'yu ben zaten Muhammed'in arabasına bıraktım. Çünkü anladım, ikinci çağrılış çok şey değildi. Davranışlar iyi olsa da ikinci çağrılma zaten beni bir de şeydir, arabadan biraz indirince bir şey soracaktır. Hayırdır, göstermemizi olursun isteyecektir muhtemelen. Tabii, ne çektiğimizi. O yüzden GoPro'yu ben hiç almadım zaten yanıma. Onu Muhammed'in koltuğunun altına attım ben. Zaten diğer önceki görüntüleri koyamamamızın sebebi, telefonu aldı, görüntüleri istedi. O arka planda çektiğimiz o binayı, farkında olmadan daha doğrusu çektiğimiz o polis merkezini falan, hepsini baktıktan sonra sildirdi bir güzel. Ama bu görüntü kaldı. O da kalması gerekiyormuş. Neyse ki kaldı yani. Orada bir fırıldak yaptık, evet, hızlı bir şekilde. Evet, evet, evet. Ya zaten görüntüleri de izlerken polisin yüzünü görmeyeceksiniz. Göstermemize de gerek yok şahsi olarak. Yani. Ama durum bundan ibaret. Evet. Ve hiçbir kötü müdahale yok, muamele yok. Ama tabii ki gerdi yani ya. Bir saat o Kahire'ye gidenler bile yok. Polis arabaları var böyle. Toma vari arabalar. Onların içinde bir saat böyle kötü de yaklaşılmasa, sürekli sorular sorması, niye çekiliyor, nereden geldik, nereye gidiyoruz. Öyle olması gerekiyor. Öyle bir deneyimdi.
Alican'ı tanıyalım istiyorum. Ben çok iyi tanıyorum. Çünkü biz yani şöyleydi, boyumuz falan hakikaten böyleydi. İlkokul birden beri arkadaşız aslında. Ve zamanla yollarımız farklı yerlere evrildi, başka şeyler yaptık derken biz bundan 7-8 ay önce Türkiye'deki mahalle videolarını aslında başlarken bir araya geldik ve dedik ki hadi birlikte bir şeyler yapalım. Aslında Alican'ın herhangi bir edit geçmişi veya kamerayla ilgili bir geçmişi yok. Ama biz birlikte bu videoları çekerek, birlikte editler yaparak işte böyle bir ekip olduk. Kameranın arkasında Alican'ı görüyorsunuz. Daha doğrusu Alican'ı görmüyorsunuz 8 aydır. Ama Alican'ın sesini çok fazla duydunuz bugüne kadar. Hatta artık birçoğunuz biliyor Alican'ı. Şimdi daha da iyi bilin istiyorum. Çünkü yola devam ediyoruz. Tabii bu demek değil ki her videoda birlikte olacağız. Her ülkede birlikte olacağız. Zaman zaman belki ben başka bir ülkede olacağım. Alican başka bir yerde olacak. Birlikte yapıyor olacağız aslında. Kurgu olarak kafamızda. Ama Alican teknik olarak videoların kurgusunda olacak daha fazla. Ve hatta biraz geriye dönerseniz size güzel bir hatırlatma yapacağım. Mahalle videolarında Türkiye'de başladığımızda o dönem bitene kadar 3-4 aylık süreçte bundan 8 ay önce başladığımızda birlikteydik. Bütün videoları birlikte yaptık, birlikte editledik. Ama sonra ben Bangladeş'e geçtim ve Bangladeş, Tayland ve Hong Kong olarak devam ederken videoları Alican'a gönderiyordum aslında. Hayatımda ilk defa bu kanalda böyle bir şey denedim. Videolara karışmadan videoların editinin yapılması. Ben aslında yine çeken konumundaydım. Zaten dönerseniz Bangladeş videoları, diğer videolarda o şekilde. Ama videoların montajı tamamen Alican tarafından İzmir'de yapılmıştı. Şimdi de tekrar mahalle videolarında Türkiye'deki gibi birlikte bir şeyler yapmayı deniyoruz. Zaman zaman atıyorum ben buradan Filipinlere geçebilirim. Tek başıma videolar çekmeye devam ederim. Alican buradan edit yapabilir veya Alican'la Afrika'da buluşabiliriz bir anda. Bu kanal aslında biraz bu minvalde devam edecek. Kanalın nabzı sürekli böyle böyle olacak. Yani bir iki kişi çekiyor olabiliriz, bir tek başıma olabilirim gibi devam edeceğiz. O yüzden ben Alican'ı da şimdi bir tanımanızı istiyorum. Ben 25 yıldır tanıyorum. Siz de bir tanıyın. Ver abi kamerayı, bu sefer bende kalsın. Evet, o zaman herkese merhaba diyeyim. Herhalde ilk tanıştığımız video bu olacak. Aslında Irak ve İran'da da 2 yıl önce... Aa evet ya. Tabii birlikteydik. Irak silah pazarında yine. Sen Irak'ın ilk digital nomadisin ya. Sen Irak ve İran'ın demeyeyim de sen Irak'ın... Evet ya. Irak'ta Zaho'da gezen ilk dijital göçebesi. Gerçekten öyleydi yani. Şeyi hiç unutmuyorum yani, o Laliş'te bir seremoniye gitmiştik. Evet. Ya o kadar zordu ki o ilk adaptasyon. O zaman apayrı bir iş yapıyordum. E-ticaret yapıyordum. Yine yola birlikte çıktık ama tamamen ikimizin de hedefleri ve yolu farklıydı aslında. Ama ortak bir çizgide ilerliyorduk. Çok da keyifliydi. Sonra ama yıllardır tabii biz ilk daha Güneydoğu Asya'yı gezmeye başladığımızda 2016-2017'lerden beri Mert'le birlikte bir şeyler yapma isteğimiz vardı. Çünkü dediği gibi biz çok eski arkadaşız ve hani bu iş harici zamanımızın büyük çoğunu birlikte geçiriyoruz zaten. O yüzden ikimizin de motivasyonu ve enerjisinin çok yüksek olduğu bir işte ilerlemek bayağı gençlik hayalimiz gibi bir şeydi aslında. Tam burada Acun Esat yorumları çok gelebilir. Evet. Öyle hissettim şu an sen anlatırken. Teknik olarak benzer de bir ilerleyiş olabilir aslında bizimki de, bilmiyorum. Umarım o seviyeye gelir tabii her şey. Ama şu anda tamamen birlikteyiz. Mert'in dediği gibi bazen kameranın önünde görebilirsiniz. Çoğunlukla arkasında olacağım. Arka tarafındaki görünmeyen edit, iletişim, işbirliği, tüm o süreçlerle ben ilgileneceğim. Yorumlarınızı da birlikte okuyoruz. Mert'in kaçırdığı bir yorum varsa ben ona mutlaka... İşbirliği. Güzel bir konuya değindim bak diye. Bunu hiç konuşmuyoruz aslında. Evet, hiç konuşmuyoruz. Hiç bahsedilmiyor bu kanalda. Evet, evet bak, işbirliği konusunu hiç konuşmuyoruz. Aslında konuşmamız gereken bir konu. İzleyicilere bir değer, katma değer sağlayabileceksek... Mutlaka. Bugüne kadar yaptığımız birkaç işbirliği de var. Bana yazabilirsiniz. Şuraya bırakıyoruz. Artık bir ekip olmanın getirdiği şeylerden biri de daha farklı alanlarda gücümüzü ve potansiyelimizi kullanabilmek olduğu için bu masada da varız yani. Aynen. Yani... Durum böyle. Birlikteyiz. Zaten aramızda böyle ticariden ziyade zaten arkadaşız, dostuz. Çok keyifli bir ekip ve ilerleyiş olduğunu düşünüyorum ben. Hakkımızı, her şeyimizi buraya verdik. Hakkımız da hayırlısı. Allah yardımcımız olsun diye Fatih Terim gibi şöyle. Fatih Terim gibi kapatalım. O ciano evet. Facto belli. Görüşürüz. Daha çok görüşeceğiz bence. O zaman burada bu güzel atmosferde bu videoyu kapatalım. Zaten bu video bir Bali videosu değildi. İçerik biraz interaktif olsun istedik. Yani Mısır'dan bahsederken piramitlere neden giremediğimizden, daha doğrusu E'yi atıyorum parantez içinde girmediğimizden bahsederken size burayı da gösterelim istedik. Aynı zamanda Alican'ı da tanıdık artık. Alican da bizimle birlikte artık videolarda sesini
Bazen görüntüsünü de göreceksiniz. Bazen dediğim gibi yine ben tek başıma videolar çekiyor olacağım. Ama şu anda biz bir ekibiz ve Ali Can da ailemizin bir parçası oldu hep beraber. Umarım Mısır piramitlerine neden giremediğimiz konusundaki soru işaretlerinizi gidermişimdir. Çünkü hiçbir şey söylemediğimde kafanızda kurmanızı istemem. Bir tatil planlıyorsunuzdur, gideceksinizdir. Aa ne oldu acaba? Gitmesek mi acaba? Dedirtmek istemem. O yüzden böyle bir video yapalım istedik. Bir ara video gibi düşünün. Biraz da Bali esintilerini aldık. Harika bir adadayız. Bundan sonraki videolarda Bali adasından gelecek. Bomba içerikler gelecek. Her zamanki gibi yapılmamış olanı sıra dışı, asla yapılamayacak falan olarak lanse etmek istemiyorum ama biraz yapılmışın dışına çıkmaya çalışıyoruz biz bu kanalda. Burada da aynısını yapacağız. Başka yerlerde de olacağı gibi. Buraya kadar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Böylece ücretsiz olarak hem videoyu hem de kanalı desteklemiş olursunuz. Eğer henüz abone olmadıysanız, abone olursanız, yanındaki zil işaretini açarsanız videolardan anlık olarak haberdar olacaksınız. Tabii haberdar olmak istiyorsanız. Yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin. Bu video sadece sizin yorumlarınızı istinaden çekildi. Öyle düşünün. Yani yorumlarınızı önemsiyorum derken harbiden önemsiyorum. O kadar çok yorum geldi ki yok saymak istemiyorum sizin yorumlarınızı. O yüzden böyle bir video çekildi. Bundan sonraki yorumlarınıza istinaden de belki başka videolar çekiyor olacağız. O yüzden yorumlarınızı da esirgemeyin. Hepsine cevap veremiyor olmam, okumuyorum anlamına gelmiyor. Ben hepsine yetişemesem bile Alican okuyup bana söyleyebiliyor veya Alican direkt okuyup yorumlayabiliyor. Bu videoyu burada kapatabiliriz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşürüz.